Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyük şehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Şimdi bu hafta da büyük ihtimalle yine pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle Ato Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp ve yine büyük şehirlerle kalan illerimizin açıklamasını bu açıklamayı inşallah yapacağız. Şimdi bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevreyle ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz. Hangi il ziyaret? Onu şu anda henüz planlamadık. Planlayıp yola çıkacağız. Efendim, MHP'ye göre Devlet Bahçeli'de dün bir görüşmeniz oldu. Zaman zaman da bir araya gelip istişarelerde bulunuyorsunuz, değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Dün görüşmenizin gündemine ilişkin neler söylediniz? Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak bizim başından itibaren gayet samimi bir havada Cumhur İttifakı olarak neler yapabiliriz? Arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir? Bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak şu anda Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını sürdürüyor. Ve onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Ve diğer büyükşehirlerde de bizimle yine aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Ve çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok çok güçlü. El ele vererek çalışmalarını sürdürüyor. Efendim, dün Türkiye saatiyle sabaha karşı ABD ve İngiltere Yemen'deki Husi hedeflerini buldu. Hem Sayın Biden'ın hem de Sayın Sunak'ın açıklamaları olmuştu. Gerekirse daha fazla önlem almaktan çekinmeyin diye bir açıklama yaptı ABD Başkanı. İngiltere Başbakanı da sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Size değerlendirmeniz konuya ilişkin mi? Bir defa orantılı bir eylem söz konusu değil. Yani bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. İran tüm bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Şimdi bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya karşı, gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı, benim de bir sorum olacak Gazze ile ilgili. Gazze'deki İsrail saldırıları Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor. Bugün hatta sözlü savunma yapılması bekleniyor İsrail yetkililerin. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, şu an itibariyle savunmalarını zaten yapmaya başladılar. Fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada lahyede iş görüyor. Ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler, ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu. Ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Şu anda bugün itibariyle İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan filan bahsediyor. Nasıl bir savunmaysa İsrail burada savunma değil, taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. Düşünün, 22-23 bin orada sadece Filistinli'yi öldürdüler, şehit ettiler. Biz de alabildiğimiz kadarını çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz. Önümüzde bunların hepsini görüyoruz. İsrail kimi aldatacak ya? Bir defa Netanyahu'nun kaçacak deliği yok. Savunacak hiçbir imkanı yok. Yani ben Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Fakat son zamanlarda o da herhalde Netanyahu'ya özendi. Çok farklı açıklamalar yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırıyla bitiremezler. Niye? Çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Hakkın yanındayız. Mazlumların yanındayız. Ama onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Sonucun da ben iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi. Hep zalimler kaybetti. Teşekkür ederim. Sağ olun.